Kamurça hoş geldiniz. Parev, Pariyegak bu hafta. Merhaba'nın yanına bir de hoş geldiniz ekliyorum. Pariyegak iki Ermenice kelime öğrenmiş olalım. Her hafta böyle birer kelimeyle birazcık daracığımızı geliştirmeye çalışacağız. Dedik ya, dünyanın birçok yerine yayılmış bir Ermeni toplumundan bahsediyoruz. Ermenilerle, Rumlarla, Süryanilerle mümkün olduğunca çok Türkiye'li halkları ekranlarınıza taşımaya çalışacağız demiştik. Şimdi tabii bu dağılma çok da kendiliğinden olmuş bir dağılma değil. 1915'te soykırımın ardından dünyanın dört bir yanına dağıldı Ermeniler. Orada kendi kültürlerini ve komünitelerini, komünitelerini yani toplumlarını kurdular ve derneklerini kurdular. Şimdi bu hafta Los Angeles'a, Kaliforniya'ya gideceğiz. Amerika'da seçimler öncesinde biliyorsunuz en çok Ermeni lobisinin, Ermeni diasporasının konuşulduğu yer Amerika'dır. Milyonlarca, 1,5 milyonun üstünde Ermeni'nin yaşadığı bir yer olduğu için bu hafta Los Angeles'a, Kaliforniya'ya gideceğiz. Orada Ermeni Derneği'nin başkanı, üyesi ve aynı zamanda bir hukukçuyla konuşacağız. Şimdi bakalım kim olacak? Evet, bu hafta dediğim gibi Kaliforniya'ya gideceğiz demiştik. Edwin Minasyan konuğum olacak. İstanbul Ermenileri Derneği'nden aynı zamanda hukukçu. Her seçimde, Amerikan seçiminde görüşüne başvurduğumuz, bence yakından anlayabilmek için Türkiye, Ermenistan, Türkiye'lilerin Amerika ilişkilerini, Türkiye'li Ermenilerin Amerika ilişkilerini bence önemli vurgular yaptığımız, birçok kez konuğum olan Edwin Akbari'mize gideceğiz. Edwin Akbari, hoş geldin. Hoş bulduk Aris'ciğim. Merhaba. Teşekkürler davetimi tekrar kabul ettiğin için. Sürekli seninle bir Amerikan seçimi konuşmak gerekiyor aslında her seferinde. Evet. Öyle oldu. Peki şimdi bu programda çok böyle uzun uzağa değil ama hemen cep bir şekilde konuşmak ve bilgileri vermek istiyorum. Şimdi Amerika deyince, Ermeniler deyince hep diaspora Ermeniler, Türkiye'li Ermeniler deyince Türkiye'li Ermenilerin merkezlerinden en büyüğü bence Los Angeles, Kaliforniya. Şimdi seçim öncesine geldik, artık son dönemeçteyiz. Amerika'da iki aday var, Biden ve Trump. Herkes konuşuyor, Türkiye tabii daha çok merak ediyor kendi açısından. Ama Ermeniler için neler değişir? Joe Biden ve Donald Trump döneminde neler oldu ki? Bundan sonra beklentiler neler? Tabii genelde Ermeniler için çok ne kadar beklentiler de olsa, yani bu geçmişten aldığımız tecrübeye göre yani çok fazla bir değişim olmuyor. Hı hı. Fakat Trump'ın diğer başkanlardan, yani cumhuriyetçi veya demokrat fark etmez, çok farklı olması, onun her türlü yani iç veya dış politikaya olan farklı yaklaşımı bir değişiklik beklentisi gerektiriyor. Hı hı. Bu ne? Ya benim görüşümce daha önceki, şu anda Ermenilerin en azından bundan önce yönetimle, yani yönetim dediğim yürütme ile olan ilişkilerinde çok daha bir kopukluk yaşandı. Hı hı. Neden? Çünkü Trump gelmiş geçmiş gelenekleri çiğneyerek diyelim. Yani doğru veya yanlış kendi görüşüne göre, yani o da derin devlet diye tanımladığı, hı hı, Dışişleri Bakanlığı tabii en önemlisi, ordu, onların bundan önceki geleneklerini falan hepsini çiğnedi, yıktı. Bu risk yarattı. Ha, bu Ermeniler açısından çok daha farklı ve olumlu bir sonuca da ulaştırabilirdi. Çok daha geriye de götürebilirdi. Hı hı. Gördüğümüz kadarıyla olumlu bir sonuç olmadı. Eğer Biden kazanırsa, bundan önce bildiğimiz geleneksel Amerikan dış siyaseti ve Ermenilerin o çerçevesine döner. Yani bütün %100 beklentileri karşılamaz. %70, hı hı, 75 diyeyim. Öyle konular, işte soykırım konusu var tabii, her zaman soykırımın tanınması konusu. Yani Biden şu anda vaatte bulundu, hı hı, tanıyacağım diye. Fakat Obama da bulunmuştu ve hatta bu yani video kaydı olan bir vaatte bulunmuştu. Ondan, evet, sonra biliyordun, artık anlatmayayım. Ya ben dedi kendi fikrimi değiştirmedim ama başkan olarak tamamen tanıyamam ama ben kendim değiştirmedim. Biden kesin de tanıyacağım diyor. Hı hı. Tabii o bir. Ama tabii bugünkü gündemde, yani soykırım ne kadar da çok önemli olsa soykırım tanımı,
O tabii ikinci plana düştü Amerika'daki Ermeniler için. Evet. Şu anda Ermenistan ve Dağlık Karabağ'daki mesele ve o çok daha önemli. Amerika'nın buna nasıl yaklaşacağı çok önemli. Orada da yani beklentiler Biden'dan biraz daha yüksek de olsa, Biden'dan çok, eğer Biden kazanıp ve Biden ile beraber Amerikan senatosu da el değiştirirse ve senato demokratların eline geçerse, demokratların dış komisyon komitesi başkanı olan New Jersey'li senatör Menendez en güçlü kişi olacak bu konuda. Yani orada tabii daha farklı sonuçlar olabilir ama çok büyük, yani marjinal bir fark diyeyim. Aslında şimdi bir taraftan işte Trump yönetimi döneminde yani çok da bir şey değişmedi Ermeniler için. Bir şey olamadı, yapılamadı. Hep böyle bir ilişkiler bir uzak mesafeden, belki hani zaten yılın yarısını pandemi ve koronayla geçirdiğimiz için çok da bir şey olamadı ama bu anlamda şimdi senin de dediğin gibi biraz oraya evrilelim. Dağlık Karabağ'daki, Artsakh'taki savaş ve Amerika'nın aslında buna cevabının geç olması çok konuşuldu. Yani hala Trump'ın işte bu konuda da işte bir şeyler yapacağız gibisinden açıklamaları var. Ama zaten seçim geldi önüne. Dolayısıyla bu da böyle bir Amerika'daki devlet aklının çalışamaması dönemine mi denk getirildi? Yani bu bir avantaj mı oldu Azerbaycan için bu seçime denk gelmesi bu işin? Bence elbette bir avantaj oldu. Bunun ne kadar bir planlı olarak olup olmadığını bilmiyorum. Hani bazı teoriler de var bu konuda. Genelde yani bilmiyorum, vaktin varsa onu söyleyeyim. Var tabii. Yani bu tabii ki Amerika'nın her yerde olduğu gibi seçim döneminde kadrolar değişim durumunda, dış ilişkilerdeki kadrolarda tamam Dışişleri Bakanı aynı ama o da gereken ilgiyi gösteremiyor. Başka konular da var. Bunun dışında bu benzeşme olursa, yani benim aklıma geldi, ne kadar bu tabii bilinçli bilinçsiz bilmiyorum. Kıbrıs çıkartmasını hatırlayacak olursak 20 Temmuz 1974. Evet. Amerika o zaman ne durumdaydı? Başkan Nixon'un hemen hemen atılması durumu, istifası durumu. Hatta 8 Ağustos 1974'te istifa etti. Amerika tamamen başka bir duruma odaklanmış ve dışişleriyle yine dediğim gibi ilgilenemeyecek durumdaydı. Buna benzer seçim dönemleri, Türkiye'deki 60 ihtilali diyeyim, Eisenhower'ın gidip Kennedy ve Nixon'un seçim kargaşasında oldukları 1960 Mayıs'ı. Yani böyle örnekler çok. Bu tabii ki büyük bir faktör. Dediğiniz gibi geldi şok. Hatta protesto planlanırken beklenmedik bir şey oldu. Bazı Trump, Güney Kaliforniya'da Newport Beach adında bir kente geçen hafta geldi Trump. Onu, Trump'ı destekleyen Ermeniler, Ermeni derneklerinin haberinin dışında belli bir grup bir araya gelip ona bir sevgi gösterisi yaptılar. O da bundan çok hoşlandı belki. Bilmiyorum. Ben Ermenileri çok severim. Ama yani çok, yani nasıl diyeyim, tuhaf gelecek ama zaten Trump'ta alıştığımız şeyler bunlar. Bayrağınızın rengi çok güzel. Siz çok iyi iş adamısınız. Çok sevdiğim insanlardır. Muhakkak Ermenistan'a yardım edeceğiz, bir şey yapacağız ama daha fazla bir şey söyleyemem diye bir arabasından ve ayakta bir demeç verdi. Ondan sonra gördünüz Beyaz Saray'da Oval Office'te bu hafta içinde tekrar o dediğiniz şeyi yaptı Haris. Yani bir şey yapıyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Mecliste bazı öneriler geliyor. Tabii bunlar daha çok Ermenileri destekleyen Adam Schiff gibi benzeri milletvekilleri. Artık hem senatoda Menendez tarafından hem mecliste Schiff tarafından öneriler var. Artsakh'ın Dağlık Karabağ'ın tanınması açısından. Tabii ben bunun Amerikan yönetiminin böyle bir şey yapacağını hiç tahmin etmiyorum şu anda. Fakat Trump'a dönecek, yani eminim yani Trump için böyle, Trump saha olarak bakıyor. Kendisi yani Manhattan'ın, New York'un emlak sektöründen gelmiş olduğu için bu bölge senin, bu bölge benim, her yere. Ve onun için orası Putin'in bölgesi. Yani onun kendi görüşlerine göre. Putin'le halleder. Putin'le gerekirse konuşur ama sen sadece direkt müdahale edeyim, Putin'in sahasına gireyim gibi bir şey yap, kalkışacağını hiç sanmıyorum. Yani Ermenilere destek vereceğini falan. Ama iter,
Azerbaycan'ın üzerine baskı koyar. Çünkü şirketlerin üzerinde de çok büyük baskılar var. 3-4 tane büyük lobi şirketi Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin bu konuda kullanmış olduğu baskı nedeniyle kontratlarını feshettiler ve geri çekildiler. Onun dışında başka bir Amerikan şirketine karşı Washington'da açılmış bir dava var. Askeri malzeme yolda sattığı için şey olarak. Yani böyle baskılar geliyor. Yönetim de tabii bunun farkında. Fakat ne yapar? Yani Amerika ne yapabilir? Peki, orada peki şunu sormak istiyorum. Böyle baskılar geliyor. İşte mesela şimdi o şirketlerden bahsediliyor. Kanada işte mesela bir taraftan mesela satışı durdurmuştu. Kamera satışını durdurduğunu açıklamıştı. Amerika'da da işte yine böyle bir güvenlik şirketine ve lobi şirketlerine yapılan baskılarla işte senin de dediğin gibi yani sözleşme feshetme, bunların içerideki kamuoyunda yani Amerikalı Ermeni seçmeninde nasıl bir etkisi var? Yani bunun bir şeye çalışacağını düşünüyorlar mı? Yoksa çünkü geçtiğimiz haftalarda binlerce kişi sokaklarda yürüdü, eylem yaptı. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun. Tabii Amerika'da çok daha organize bir Ermeni toplumu var. Hem sayı açısından hem de siyasal güç açısından. Buna da değinmek gerekiyor. Belki onu son dönemde siyasete giren Ermenilerin sayısı da arttı gibi gözüküyor. Evet, çok haklısın. Hem onun sayı arttı, hem güç. Tabii burada polisin vermiş oldu. Burası dediğim şimdi Los Angeles, kusura bakma. Evet. Los Angeles'ta yani polisin teyit ettiği verilere göre 150 bin kişi yürüdü. Bu neredeyse yani 100. yıldaki 165 bine yakındı. Bunun dışında tabii Amerika'nın her yerinde yürüyüşler oldu. Tabii bu yürüyüşlerin dışında şeyleri de düşün. Çok nüfuzlu hem siyasi yönden hem kamuoyunda hem de ticari yönde çok güçlü olan Ermeniler var. Öyle söyleyeyim. Bunların tabii şahsi çabaları, kolektif çabaları da var. Fakat kamuoyu üzerinde yani şimdi Ermeni kamuoyunu soruyorsunuz. Evet, değil mi? Evet. Ermeni kamuoyu tabii Ermeni şu anda kenetlenmiş durumda. Birbirleriyle hiçbir zaman bugüne kadar beraber çalışmamış olan dernekler, gruplar her şeyi bir yana bırakarak beraber çalışıyor. Hem insani yardım konusunda hem buradaki her türlü cephedeki diyeyim hem siyasi hem internet üzerinden olan yani kamuoyunda bir birleşiklik, bir birlik var. Daha dün arabayla gidiyordum caddenin üzerinde akşamleyin. Her köşede ellerinde bayraklarla protesto yapan Ermeniler vardı. Yani çocuklar sokakta limonata satıyorlar, araba yıkıyorlar falan bütün işte para toplasınlar diye. Şimdi kamuoyuna gelecek seçim için tabii ki bir faktör. Şu anda eğer Trump'ın tutumuna göre bir şey olmadığı için en azından Biden'ın vaatleri bir yerde daha cezbedici gelebilir. Herkesin kendi siyasi görüşleri vardı. Fakat bunları bir yana atıyorlar anladığım kadarıyla. Şu anda Ermeni olarak oy verecekler. Fakat bu ne demek? En bir önce dediniz en güçlü olan yer Kaliforniya. Kaliforniya'daki oy hiç önemli değil şu anda. Yani Biden'a mı vereceksiniz, Trump'a mı vereceksiniz önemli değil. Çünkü Kaliforniya'yı Biden'ın kazanacağı kesin. Yani ikinci yoğunluk olan yer diyelim New York. New York'ta aynı durumda. Yani New York'ta kesin. Amerika'da biliyorsunuz çoğunlukla kazanılmıyor seçim. Çoğunluğun evet. Bütün Amerika kapsamında. Eyalet eyalet kazanılıyor. Oradan da puanlar alıyorsun her eyaletin. Kaliforniya'nın en çok tabii 52 puanı var diyelim. O kesin. O yüzden burada Kaliforniyalı bir Ermeni'nin kime vereceği önemli değil. Aslında daha önce seninle yaptığımız sohbetlerde de hep konuşuyorduk. Yani savunma lobisi, savunma sektörünün etkisi çok daha fazla. Yani ne satabilip ne silah sattığını çok önem veriyor sonuçta Amerika ve kimin aldığını, nasıl kullandığına da. Yani sonuçta F-35 programından çıkarılan bir Türkiye ile şimdi S-400 krizi var gibi. Peki bu Türkiye üzerinde etkisini bu şekilde konuştuk ama neler olacak? Biraz da Amerika'daki Ermeni toplumuna dönersek şimdi seçimde daha fazla siyasetçi olduğunu söylüyoruz ama Ermeniler siyasete daha fazla ilgi göstermesinin nedenleri neler? Mesela arkasında ne, artık pişti mi yani bu konuda aktif olma gereği mi hissediyor toplum? Evet belli bir şu anda yani gerileme hissediliyor. Bir yandan her ne kadar yani bunu
bir yerde hep siyaseti bugüne kadar fason olarak çalıştırdı diyelim Ermeniler, değil mi? Yani şeye verdiler, havale ettiler, başkaları biz sizi temsil edeceğiz. Şu anda Ermenilerin bir Ermeni'yi seçebileceği bölgeleri var milletvekili olarak. Ama bugüne kadar daha oralardan bir Ermeni seçilmedi. Hı hı. Ben yakın gelecekte bunun oluşacağına inanıyorum. Çünkü yani değil ki bu bir milliyetçilik veya başka bir şey değil. Bizi daha iyi anlayan, bizim içimizden gelmiş olan, hı hı, ve en azından da Amerikan Meclisi'nde birkaç tane isimler yazıldığı zaman bir Ermeni'nin adı yazılsın. Ve bu kendi şeyini düşünebiliyor musunuz? Bir dışişleri komisyonunda, senatoda olsun, mecliste olsun konu gündeme geldiği zaman kendi ailesinin yaşadıklarını, kendilerinin yaşadıklarını anlatabilecek, bunu daha emosyonel olarak Amerikan halkının önünde müdafaa edebilecek bir Ermeni milletvekili, bir Ermeni senatörün olması çok daha iyi olur. Zaten rakamlar ortada. Yani bu kadar nüfusu olan bir Lübnan'da nasıl Ermeni milletvekilleri var nüfusa göre. Tabii Amerika'da öyle bir şey söz konusu değil. Evet. Ama bunu destekleyerek genç, şu anda Michigan'da mesela duydum, çok genç bir kadın eyalet milletvekili var. Onun istikbali çok parlak görünüyor. Hı hı. O yakında Amerikan meclisine de seçilebilir. Hı hı. Ve bunlara tabii ki destek bulmaları da daha kolay oluyor, hı hı, bir yandan. Hı hı. Şey içerisinde, yani cemiyet içerisinde diyelim. Hı hı. Tabii yani bu demek değil ki Ermenilerin hepsi aynı şekilde düşünüyor. Tabii bu bazı konularda düşünüyor ama diğer konularda yani cumhuriyetçi olan da var, iş adamı olan da var. Hı hı. İşlerin önemli olmasını, yani o yüzden Trump'ın fikriyle en fikir olan var. O aynı zamanda da daha çok sosyal adalet, demokrasi, hı hı, ilerleme, onlar var. Yani bunlar da tabii yarın bir gün iki Ermeni birbirine karşı da seçime girebilir. Ermenistan ne kadar bir ulus devlet olsa da aslında 3 milyonluk nüfus orada ama Ermeni toplumunun nüfusunun çok daha fazlası, yani 8 milyonu 10 milyonu yurt dışında, diaspora. Dolayısıyla bunun da önemini bilerek bir diaspora bakanlığı kurulmuştu. Şimdi tabii Dışişleri Bakanlığı'nın altında bir başka bir kol oldu o ama çok önemli olduğunu biliyoruz. Yani Ermenistan Dışişleri Bakanı'ndan, eski Dışişleri Bakanı'ndan Ekonomi Bakanlığı'na kadar her yerde aslında Batı Ermenileri çok etkili. Bu anlamda fikirsel ve siyasi önerileri de çok etkili. Şu anda neler konuşuluyor orada? Biraz bize bunları da aktarabilir misin? Hem çözüm için hem de nasıl bir aktivite söz konusu? Çünkü şimdi söylediğinden onu anlıyorum ki aslında insani yardım ve doktorlar gitti Ermenistan'a bu yardım için. Tabii bunun da koordinasyonu çok önemliydi. Söylemiş olduğun gibi oradan başlayayım. Bir kere bundan önce bir diaspora bakanlığı vardı ama sembolik, sadece şeydi, böyle seremoni, evet, şeklinde gelip giden bir kadındı, unuttum adını. Hani onun yerine gelen, tabii bakanlık değil, dediğin gibi başbakanın altında çalışan, hı hı, diaspora komiserliği. Evet. Fakat bu bizim içimizden, bizim çok tanıdığımız, çok sevdiğimiz Los Angeles'tan hukukçu, Glendale Belediye Meclisi üyesi, Glendale ki Ermenilerden çok yaşadığı yer olan, oranın belediye başkanlığını yapmış olan Zare Sinanyan geldi o göreve. Ve Zare Sinanyan'ın gelmesiyle yani aradaki ilişki tamamen zaten değişti diaspora. Diasporanın içinden. Kendisi orada kökenli ama dedeleri de İstanbul kökenli. Onun açmış olduğu o köprü diyeyim, sizin, hı-hı, program gibi. Hakikaten hepimizi çok daha bağladı. Yani insani yardım tabii dedin, o şu anda başka şey yok. Onun mesela, öyle diyeyim, bundan önce çok kurum kendi yardımını seçip ben giderim Ermenistan'da şuraya yardım ederim, buraya yardım, böyle yaparım diyordu. Oradan talep geldi, her şey Ermenistan fonu üzerinden olmalı diye. Hı-hı. Bunu zamanında tepki gösteren dediğiniz partiler var, o parti sever, bu parti sevmez falan, onlar vardı. Fakat madem ki devlet ve Zare'nin ağzından bu çıktıktan sonra bütün bağışlar onun söylemiş olduğu kanala geliyor. Bu çok çok önemli bir şey. Hı-hı. Bu birliktelik bir. İkincisi, çok konuşulan şeyler dediniz. Tabii herkes elinden geleni yani şu anda yapıyor. Fakat bunu daha uzun vadede, madem ki bu sorun böyle büyük, en çok konuşulan şeylerden biri. Herkesin tabii kendi takdirine göre, diyoruz işte
burada yaşıyoruz. Tabii Amerika'ya asıl şeyimiz. Amerika'ya vergimizi ödüyoruz. Hı hı. Kaliforniya eyaletine vergimizi ödüyoruz. Fakat bunun üzerine gönüllü olarak her Ermeni kendi gelirine göre, kendi gücüne göre bir yüzde tayin etsin. Ve bunun aylık, haftalık veya yıllık maaşının bu kısmını kendi uygun gördüğü, fakat Ermenistan'ın ve orada yaşayan Ermenilerin ihtiyacına kullanılacak şekilde bağış. Yani diasporayı bir yerde gönüllü vergiye bağlamak ve bu Ermenistan'ın hayatiyetinin yeniden devam ettirebilmesini sağlamak için, yani benim şu anda size bahsedeceğim en önemli fikirlerden biri ve bu konuşuluyor. Bugüne kadar bu hiç konuşulmamıştı. Hı-hı. Çok teşekkürler. Onun dışında diasporanın bir konfederasyon yapması da. Yani bugüne kadar hep, şimdi bizim diyelim Güney Kaliforniya'da var. Bildiğiniz gibi Fransa'da bir konfederasyon var. Evet. Bunun üzerine bir dünya üzerinde bir konfederasyon olması ve bunun Ermenistan'da belli bir temsilciliğinin bulunması falan. Yani çok daha yakınlaşma, sahiplenme, çünkü bizim bir daha herkesin ortak olduğu nokta şu. Biz bir daha bağımsız bir Ermenistan'ın yok olmasına müsaade etmeyeceğiz. Elimizden geleni yapacağız bunu önlemek için. Çok teşekkürler sevgili Edwin Minasyan. Bir kez daha seni mutlaka daha detaylı, bu sefer umarım başka şeyler konuşmak için ağırlayacağız. Bize oradan Batı Ermenilerinin, Amerikalı Ermenilerin hem gözünden, hem seçimi, hem de aslında şu anda var olan durumu, Dağlık Karabağ'la ilgili düşünceleri, oradaki eylemleri ve bununla ilgili konuşulanları bize aktardın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ ol. Evet. Bu programı da burada tamamlıyoruz diyelim. Edwin Minasyan Kaliforniya'dan, Los Angeles'tan bize son dönemde olanlarla ilgili orada dünyanın o tarafından bilgileri aktardı. Gördüğünüz bir taraftan aslında röportajımız sırasında görüntüler de paylaştık. Binlerce kişi sokaklarda eylemler yapıyor. Bu sadece Amerika'da değil, dünyanın birçok yerinde. Avrupa'da da otobanlar kapatılıyor ve eylem yöntemleri seçiliyor. Ama Ermeniler, diaspora Ermenilerinin birleştiği bir nokta var. O da bir daha bir Ermenistan kaybetmeyeceğiz şeklinde diyelim. Bu haftaki Gamurcu'da burada noktalayalım. Haftaya görüşmek dileğiyle. Tzedesutyun diyelim.